Kıymetli misafirlerimiz, Süreyya Faruki ile Tarih Sohbetlerine hoş geldiniz. İkinci bölümümüzün konusu yine 18. yüzyıl Osmanlı İstanbul'u. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir program yaptık. Birinci programda Osmanlı İstanbul'unun 18. yüzyıldaki haritasını çıkarmaya çalıştık. Var olan bir harita üzerinden. Göçleri konuştuk, köleleri konuştuk, kısmen konuştuk, çocukları konuştuk. Hayatın nerede esasında cereyan ettiğini, bölgeler, mahalleler üzerinden konuştuk. Bu bölümde de isterseniz İstanbul'a gelmenin bu kadar kolay olup olmadığını insanlara, izleyicilerimize aktaralım. Mürur Tezkiresi adını verilen bir uygulama var bildiğimiz kadarıyla o dönemde. Göçle bağlantısını kurarak bu konuda ne demek istersiniz hocam? Vallahi yani ben tam olarak Mürur Tezkiresi doküman olarak ne zaman verilmeye başlandığını iyi bilmiyorum. Bana sorarsanız daha çok 19. yüzyılda yaygınlık kazanmıştı. 18. yüzyılda bu henüz yok. Evet. Ama efendim şöyle bir şey var. Karşı yani insanlar diyelim bir esnaf grubu karşılıklı olarak birbirine kefil olmak zorunda ve efendim eğer ki birisi kefil bulamıyorsa bu insanın yani gitmesi gerekiyor. Yani maalesef biz orada ancak efendim diyelim giden emirleri biliyoruz. Bunun ne gibi sonuçlar verdiğini iyi bilmiyoruz. Şimdi düşünüyorum yani bu kefalet olayı. Eğer yani bir ne diyelim bir çırak veya bir kalfa ustasının her istediğini yerine getirmiyorsa efendim ustası diyebilir ki ben sana kefil olmam. Evet. Değil mi? Ve efendim hatta yani daha kötüsü de olabilir. Sen bana bir kuruş, iki kuruş falan yani bütçene göre bir para vermezsin. Ben senin için kefil olmam. Bu konuda ben bir doküman görmedim. Ama insanoğlu bildiğimiz gibi çiğ süt emmiş. Efendim yani böyle durumlarda bunu yapanlara rastlamışızdır. Ondan eminim. Onun için hatta 3. Selim döneminde, 2. Mahmut döneminde bazen efendim bir esnafın yeteri kadar müşterisi yok diye ihbarlar çıkıyor. O zaman bu adam da fazlalık diye şehirden kovulabilir. Ve yine düşünün efendim bir esnaf örgütünde İnsanlar birbirine dost olmak zorunda değildir. Efendim parası olan var, olmayan var ve orada yani parası olanlar ve parası olmayanlar arasında ne gibi müzakereler olmuştu? Bu konuda bir şey bilmiyoruz. Ne için söylüyorum? Çünkü şöyle bir problem var. Herhangi bir doküman Osmanlı olsun, başka yerden gelmiş olsun, resmi evrak, efendim bu evrakı düzenleyen servis ve bu evrakı düzenleyen devlet için gerekli olan bilgileri içerir. Ve efendim bunun dışında bizler için icabında çok önemli olan konular içermeyebilir. Evet. Hatta içermez büyük bir olasılıkla. Onun için icabında cevabı olmayan sorular sormamız gerekiyor. Yani dediğim gibi kefalet konusunda ne gibi pazarlıklar olmuş, buna cevap vermek şimdiki yani bilgi düzeyimizde buna cevap vermek mümkün değil. Ama eğer o soruyu sormazsak o zaman ileride belki
bu konuda yararlı olan bir doküman elimize geçebilir. Halbuki biz bu soruyu daha önce kafamızda netleştirmediğimiz için efendim bu evrakın ne işe yaradığını anlamayabiliriz. Harika. Onun için her zaman bence yani cevabı olmayan soruları sormamızda fayda var. Evet. Süreyya Faruk hocamızın 240'ı aşkın makaleyi nasıl yazabildiğine dair bir ipucu da elde etmiş olduk. Her zaman belge üzerinden değil, bazen de soru üzerinden giderek daha sonra bulacakları, araştırmacıların karşılaşacakları belgeleri aslında bir bağlama oturtturmaları gerektiğini hocamız ifade ediyor. Bunu başka bir programda inşallah konuşacağız detaylarıyla. Hocamızın bu 240 küsur makaleyi ve onlarca kitabı yazarken temel motivasyonları ve zihni arka planı neydi? Şu anlık küçük de olsa bir cevap almış olduk bu sorumuza. Hocam isterseniz biraz kölelikten bahsedelim. 18. yüzyıl İstanbul'unda kölelerin durumu, sizin son yıllarda yoğunlukla çalıştığınız bir konu. Evet, yani aslında bu sadece yani bizi ilgilendiren bir konu değil. Bu konuda ister Osmanlı dünyasında, ister Osmanlı dünyasının dışında bu konuda çalışan bir sürü insan var. Ve yani şu anda kölelik yani neredeyse bütün dünyayı ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Biz tabii Osmanlı tarihçisi olduğumuz için bizim baktığımız dokümantasyon Osmanlı'dır. Ama diyelim efendim eskiden bizim okulda olan ve daha sonra yani Almanya'da Bonn Üniversitesi'ne giden Türkan'a Allah verdi diye bir arkadaş var. Efendim bu Kırım üzerinde çalışıyor. Yani tamamen başka bir çevre ve alışkanlıklar efendilerim de çok farklı olduğu bir çevre. Yani zaten efendim Fırat Yaşa diye bir arkadaş efendim o konuda çalışmıştır. Ve diyelim yani bizim İstanbul'da neredeyse görmediğimiz bazı şeylere uğraşmıştır. Örneğin yani kölelerin intihar etmesi ve kendini yani bir dereye atması falan. Yani ben açıkçası bizim buralarda bunu hiç görmedim. Evet. Ama yani Fırat'ın bulduğu belgeler var. Efendim yani demek ki Kırım'da bu insanlara belki bazen yani bu insanlara karşı anormal bir şekilde kötü davranmış olacaklar. İnsanlar da yaşamdan umutlarını kesmiş oldukları için yani kendini yani en yakın dereye atmış olabilir. Evet. Onun için yani bu çok önemli bir şey. Her yerde yani var olan uygulamalar aynı değildir. Efendim diyelim İstanbul'da veya Bursa'da Halil Sahilioğlu'nun gösterdiği gibi efendi tipik olarak köle ve cariye belirli bir süreden sonra neredeyse rutin olarak serbest bırakılıyor. Nasıl olsa yenisi gelir diye. Onun için ama yani diyelim Kırım'da bu söz konusu değil. Çünkü bu adamlar köle tüccarı. Yani önemli bir bölüm efendim Osmanlı İmparatorluğu'na satılmak için tutulmuştur ve o zaman yani hani efendim bu serbest bırakma şeyisi orada söz konusu değil. Halbuki başka Kırım'da ev hizmetçisi olanlar var. Onlar pekala yani serbest bırakılabiliyor. Fakat diyelim yine bizde pek olmayan bir şey. Efendim bunlar bir mahallede birlikte oturuyor. Oysa İstanbul'da serbest bırakılan köle ve cariye
yani şehir nüfusu içinde kayboluyor bir yer. Onun için yani her zaman genellemelerden korkmak gerekiyor. Yani her zaman bildiğimiz kadarıyla diye başlamamız gerekir. Çünkü daha önce konuştuk. Hani yani efendim İstanbul'a göç eden kızlar yok diye biliyorduk. Efendim Betül Hanım'ın ve Yahya Bey'in çalışmalarına kadar. Halbuki yani şimdi ne kadar çok yanıldığını gördük. Hayır. Onun için yani sürekli olarak efendim yeni çalışmalar yapılıyor. Özellikle kölelik konusunda ve efendim diyelim mesela başka bir şey. Afrikalı köle. Efendim bunlar 19. yüzyılda oldukça fazla. Ve yani meşhur Leyla Saz'ın hatıratı var. Orada yani bu Afrikalı cariyelerin acıklı hayatı hakkında birkaç tane gayet dokunuklu olan sayfalar yazmıştır. Oysa efendim anladığım kadarıyla efendim 18. yüzyılda evet yani hadım olarak erkek köle var ama şimdiye kadar efendim Afrikalı cariyeye rastlamadım. Yani bu dediğim gibi kesin bir şey değil. Yani ancak şöyle bir şey var. Efendim 18. yüzyılın ilk çeyreğinde buralarda gezinen Mary Montagu var. Yani İngiliz sefirinin karısı, bir miktar Osmanlıca biliyor. Anlaşılan sosyalleşme konusunda becerikli. Ve efendim çeşitli yani elit kadınları tarafından davet edilmiştir. Ve o zaman efendim Mary Montagu bu yani güzel kız yani güzel cariyelerden söz ediyor. Yani hanımlar efendim bu cariyelerin güzelliğiyle adeta övünüyor. Yani misafir gelince bunları yani güzel elbiselerle falan teşhir dahi ediyor. Halbuki Mary Montagu hiçbir zaman bunların arasında Afrikalı da vardı demiyor. Evet. Oysa o dönemde yani Londra'da bazı zengin ailelerde küçük yani küçük yaşta efendim edinen Afrikalı oğlanlar var. Yani ve bu insanlar bazen böyle çocuklara oyun arkadaşı olsun diye de satın alınmış oluyor. Demek ki Mary Montagu bunların varlığını pekala biliyor. Çünkü yani İngiliz iletinde var öyle bir alışkanlık. Oysa yani çeşitli önemli ailelerin konaklarını ziyaret etmiş ve bunların arasında ben Afrikalı gördüm yani demediğinden bu kesin bir kanıt değil. Evet. Ama efendim düşündürücü. Evet. O zaman yani insanın kafasına şöyle bir soru geliyor. Yani 19. yüzyılda bunlar çok. Ve o zaman düşünün artık yani savaşlardan köle yani esir savaşlarda esir olan ve daha sonra köleleştirilmiş olan esir pek bulunmaz. Çünkü efendim 1699 yılındaki anlaşmalarda genellikle şöyle bir kayıt var. Savaş bitince esirler eğer yani Müslüman falan olmamışsa yani yerlerine geri gönderilecek. O zaman demek ki eskisi kadar yani şey bulunmuyor. Bir de üstelik efendim 1737 yılına kadar
İranlı köle ve cariye de var. Var. Ve yani evet bazı ulema bu güzel bir uygulama değil diyor ama fiilen var. Ve efendim yani genel kanı bu olgunlar yani Müslüman sayılmaz. Pekala köle ve cariye olabilir. Evet. Ve yani ben bunlara sicillerde rastladım. Rastladım. Yani efendim hatta bir kere bir karı koca, birisi Afrikalı galiba adam Afrikalı, kadın İranlı, sahibi bunları evlendirmiş. Ondan sonra birlikte de serbest bırakmıştı. Yani acaba yine şu anda cevabı olmayan bir soru. Efendim artık İranlı köle ve cariye yok ve efendim Avrupa sarhadından da gelen köle ve cariye çok azalmış oluyor. Acaba o boşluğu kapatmak için acaba yani Afrikalı cariyeler çoğalmış olabilir. Evet. Evet. Çünkü erkek köle var. Yani Kanuni döneminde bile Afrikalı erkek köleye rastlayabiliriz. Ama şimdiye kadar bir tek bir cariye göremedim. Evet. Dediğim gibi bunlar şu anda yani henüz açıklanmayan bir takım sorular. Karaman'daki kölelerden bahseden bir çalışmanız vardı hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu da ilginçti çünkü biz genelde büyük merkezler, şehir merkezleri, İstanbul gibi yerlerde böyle bir köle nüfusuna rast geliyorduk ama Karaman'da çıkıyor olması yani da... aslında efendim bu 16. yüzyılda şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Efendim büyük seferlerden geri dönen askerler efendim bazen 3'er 4'er esir ile geri dönüyor ve o zaman bir ara kısa bir süre için herhalde kölelerin fiyatı düşer. Ve o zaman hali vakti yerinde olanlar yani öyle çiftlik işletecek kadar değil. Evet. Ama birer ikişer köle alabiliyor. Ve Karaman'dakiler herhalde öyle. Ben bir kere Konya sicilinde de rastladım. Yani Afrikalı değildi ama Ladik köyünde, bugün kasaba ama o zaman köy idi. Efendim orada bir yani çiftçi ailesinin kölesi varmış. Evet. Bir de Üsküdar'ın çevresinde, Kandıra'da ve yani benzeri yerlerde orada icabında gayet değerli olan cariyeler de olabiliyor. Nasıl gelmiş oraya? Herhalde yani bir asker bunu satmıştır. Ve yani eninde sonunda efendim bu insan orada hizmet ettikten sonra icabında da serbest bırakılmış olabilir. Bununla ilgili bir güzel hikaye var ama yani çok konuştum. Çok teşekkürler. Size. Çok sağ olun hocam bu. Gerçekten zihin açıcı bilgiler için. Hocamın az evvel söylemiş olduğu cümleyi tekrarlamak gerekirse sorular belgeler kadar önemli. Belki daha önemli. Önce soruları formüle etmek ve belgelere bu şekilde ulaşmak, elimizdeki belgeleri bu gözle bir daha değerlendirmek bizlere yeni ufuklar açacaktır. Geçen programda sadece ismini, künyesini verebildik ama dilerseniz bu programda kitabın tanıtımını biraz daha detaylı yapalım. Süreyya Hocamızın Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan İngilizce makalelerinden oluşan ve özellikle 17. 18. yüzyıl İstanbul'un çeşitli veçelerini aydınlatan kıymetli bir eseri. Burada hocamız esasında iki yeni makale ve bir de Almanca'dan çevrilmiş İngilizce bir makale ile tüm birikimini aktarmış oldu. Şu anda eser Türkçe'ye çevriliyor. Hangi yayın evinden çıkacak hocam? Türkçe yayını, Türkçe çevirisi yine aynı yayın. Koç Üniversitesi yayınlarından çıkacak. Baktığınız zaman zaten 18 veya 17. yüzyıl İstanbul'unda insanlar ne yer, ne içer, nasıl eğlenir,
başlarına gelen felaketlere karşı nasıl tepkiler verir, bunlarla nasıl başa çıkar ve çalışma dünyasında neler var? Önemli bir kısmı tabii köleler üzerinden konuşuyoruz. Burada 2-3 makale hemen gözüme çarptı. Ama mesela yiyecek endüstrisi açısından baktığımızda İstanbul nasıl bir izlenim yaratır? Benim hatırladığım Ebubekir Behram Dımeşki'nin bu Atlas Mayor çevirisinde bazı ilaveler vardı hocam. Balık sektörüne, balıkçılığa çok büyük vurgu yapıyordu. Herkes İstanbul'un balıklarını bekliyordu diyor. Yani balık mevsimi açılsın diye. Bizim de böyle bir balık makalemiz var ama bu daha başka bir derlemeye girdiği için evet, buraya alınmadı. Oysa yani ilginç bir şekilde efendim balıkçılık üzerinde bir dizi kaynak var. Bir yandan efendim Osmanlı tahrir defterlerinde dalyanlar kayıtlı. Çünkü dalyandan vergi alınıyor. Ondan sonra efendim bir Fransız, yani zoolog demeyelim, zooloji o zaman henüz yeni yeni ortaya çıkıyor ama daha yani diyelim zoolog olma aday olan bir kişi 1550'lerde İstanbul'a geliyor. Adamın yani iyi bir eğitimi var, Grekçesi var ve bir şekilde oradaki Rum olan balıkçılarla anlaşmış. Efendim bunlar kendisine gemilerini de almışlar ve efendim bunların nasıl balık avladıklarını detayıyla yani yazmıştır. Daha sonra malum Evliya bu konuda çok bilgi veriyor. Ama efendim kendisinden yani bir nesil sonra yaşamış olan Eremya Çelebi, o da ilginç şeyler söylüyor. Ve yani hani ikisinin arasında da belirli bir paralellik var. Yani demek ki yani biliyoruz Evliya Vaz'ın yani efendim hikayede anlatır. Ama orada anlaşılan oldukça yani ayaklarımız sağlam bir yere basıyor. Çünkü Evliya'nın anlattıkları yani çeşitli diğer kaynaklar yani diğer tarafından da teyit edilmektedir. Bir de efendim en Osmanlı döneminin gerçekten son yıllarında 1915 senesinde efendim Karakin Devecian diye bir şahıs tarafından yazılmış bir balık kitabı var. Ve efendim bunu daha sonra Cumhuriyet döneminde emekli olmuş. Çünkü bu efendim balık pazarında görevli olan bir kişi. Ve o dönemde efendim artık telaşlanma başlamışlar. Çok fazla balık avlanırsa efendim yani sonunda kıtlık yaşanacak. Onun için yani yeni dalyanlar kurabilmek için belirli şartlar aranıyor. Ve Devecian bu işlerde görevli olduğu için bunu detaylı olarak anlatıyor. Dediğim gibi Cumhuriyet döneminde emekli olunca bunu Fransızca olarak yayınlatmış, genişletilmiş haliyle ve efendim bu genişletilmiş Fransızca kitap bir de Türkçe'ye çevrilmiştir ve efendim bu 2-3 yılda bir bu yeni baskı yapıyor. Yani anlaşılan efendim balık avlayanlar tarafından yani kullanılıyor. Hatta ben bir ara İstanbul Üniversitesi'nin bir su ürünleri diye bir bölüm var. Oraya bir e-mail yazdım. Yani bana okunacak yayın tavsiye edebilir misiniz diye cevap olarak ne geldi? Karakin Devecian'ın kitabını okuyoruz. Ya bunu ben dahi yani eskilerin bir deyimi vardı.
Mısır'daki sarsıntıdan bile işitmiş diyor. Yani hani evet, yeni ama, bir şey bekliyoruz. Fakat yani sonra sordum başka bir şey var mıdır? Ona cevap gelmedi. Tamam. Demek ki onlar da başka bir şey bilmiyormuş. Fakat Devecihan'ın yaptığı müthiştir. Çünkü balıkların çeşitli dillerdeki adını veriyor. Yani zoolojik adı. Ondan sonra Türkçesi var. İngilizcesi, Fransızcası, İtalyancası ve Almancası var. Üstelik bolca çizim. Evet. Ve yani o zaman efendim hangi balık kastettiğini oradan anlayabiliyorsunuz. Evet. Onun için evet yani bu muazzam bir kaynak. Yani insanın içine daldıkça yani ne kadar çok, ne kadar büyük bir bilgi birikimi olduğunu anlıyor. Evet. Sizler denk geldiniz mi bilmiyorum hocam ama 1960'larda, 70'lerde İstanbul'da yaşayan bazı büyüklerimizden duyduğum hikayeler var. Bana efsane gibi geliyor ama siz belki doğrultabilirsiniz bunları. Fok varmış. Evet. Yani büyük ada çevresinde fok varmış. Ondan efendim galiba ya Evliya ya Eren ya ikisinden biri bu bahsediyor. Foklardan söz çok ediyor. Evet. Yani evet bana da efsane gibi geldi ama yok evet. Anlaşılan yani, sahici. İstanbul göç alırken aslında bazı şeyleri de göç olarak dışarı vermiş. Balık nüfusumuz da bunlardan. Ama biraz tabii orada yani küçük buzul çağ gibi meselesi. Bir olay var. Yani hani en nihayet efendim birkaç kere Haliç donmuştur. Hatta yani Boğaz çok az ama bir iki kere Boğaz dahi donmuştur. Yani halbuki bizim bugün düşünemediğimiz şeyler bunlar. Herhalde biraz da o şekilde düşünmek anladım. Gerekiyor. Yani foklar biraz da o soğuktan ötürü evet. Büyük adaya gelmiş olabilir. Allah'tan Yunusları hala görebiliyoruz hocam. Yılın belli dönemlerinde İstanbul'un ziyaretçileri, en sevimli ziyaretçileri. Bir programımızın sonuna daha geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu katkılar için. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul'u, Osmanlı'yı konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.